Sevgili izleyenler, bugün yine Keşan Spor Kulübü eski başkanlarından bir başkanımızla birlikteyiz. Sayın Tevfik Kavaklı ile beraberiz. Tevfik Kavaklı 3. lig döneminde Keşan Spor'da kulüp başkanlığı yapan başkanlarımızdan ve kendisine yine Keşan Spor'un durumu ile ilgili sorularımız olacak. Sayın Kavaklı bunları cevaplandıracak. Bakalım neler diyecek Keşan Spor ile ilgili. Biliyorsunuz Keşan Spor Kulübü ile ilgili son günlerde kamuoyunda yaşanan sıkıntılar ve sorunlar kamuoyuna yansımıştı. Sayın Başkanım, Keşan Spor'da siz de uzun yıllar başkanlık yaptınız. 3. Lig'de kulüp başkanlığı yaptınız. Ve bugünlerde Keşan Spor'u nasıl görüyorsunuz? Keşan Spor'da yaşananları bugün eski bir kulüp başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkanım? Buyurun. Valla Keşan Spor'da bugün bir kaos yaşanıyor. Bu kaosu da kaos ve güvensizlik ortamı var. Bu kaos ve güvensizlik ortamını mahkeme koridorlarına kadar taşmış duyumları alıyorum. Bu duyumlar beni eski bir spor adamı olarak üzüyor. Yani hele hele Keşan Spor adının bulunduğu bir kulübü üzmekte. Bunun için yapılması gereken bazı şeyler var, önlemler var. Bu önlemlerden biri Keşan Spor'a seçilen yönetici arkadaşların tekrar güven tazelemeleri. Birbirine, daha önce birbirine güven duymaları lazım. Fakat onu görüyorum ki sadece isim olarak yazılmış, listelerde isim olarak yazılmış kişiler birbirlerini suçlayarak, gazete ve basında suçlayarak halktan büyük bir tepki görüyorlar. Bu tepki de güvensizliğe yol açıyor. Bunun için yapılacak olay, önce güvenli kişilerin ve güven duyacağı, halkın güven duyacağı kişilerin yönetime talip olmaları. Yöneticilik çok büyük özveri isteyen bir şey. Hem tatlı yönleri var, hem acı yönleri var. Onun için bu arkadaşlar önce Keşan Spor'a bir güven getirecekler. Ve alınan duyumlarda mesela çok büyük yardımlar yapılıyor. Ben belediyenin yaptığı yardımları duyuyorum. Belediye başkanımız hakikaten futbolu seviyor ve büyük yardımlar da yapıyor. Dışarıdan gelen gelirler var, bir takım düğün salonu gelirleri var. Bunlar nasıl bir hovardaca harcandı onu da bilemiyorum. Yani sadece bildiğim, yani dışarıdan aldığım duyumlarla. Kimseyi suçlamak istemiyorum bu konuda. Çünkü duyumlarla suçlama olmaz. İşin içinde olmak lazım bir yerden. Ama mahkeme koridorlarına düşecek kadar da böyle bir suçlamalar Keşan Spor'a zarar veriyor. Keşan'ın sporuna zarar veriyor daha doğrusu. Bu güvensizlik ortamını kaldırmak Keşan'ın gelecek yöneticilere bağlı. Bu yönetici arkadaşlarım önce oturup güzel bir liste yapacaklar ve iyi bir kadro kurarak hem yönetimde hem de teknik kadro olarak iyi bir kadro kurarak galibiyetler alarak Keşanlı spor severleri tekrar futbol sahalarına çekmek isteyeceklerdir. Belediye başkanımızın buna ön ayak olacağını zannediyorum. Kendilerine yardımcı olacağını düşünüyorum. Ve olacaktır da. Ama önce halktan hiçbir şey beklentileri olmadan bu güveni sağlayarak ve kendilerinin düşünceleriyle, kazançlarıyla veyahut da kendi düşüncelerini bir takım şeyler düşünerek ikramiyeler falan bir takım bunun gibi şeyler düşünerek kulübe geliri getirecekler ve ondan sonra kendi ayakları üzerinde duracaklar. Bugün bir yüksekokul var. Yüksekokulda herhalde tahmin ediyordum futbolcu kardeşlerimiz vardır. Onlardan faydalanmayı niye düşünmüyorlar? Hani bir iki yıl dal ligini düşünmeyip sadece kendi içerisinde futbolcu yetiştirmek ve buradan faydalanmak lazım. Keşan'da iki tane spor kulübü var. Bu iki tane spor kulübü birbirine düşman kardeş gibi. Böyle bir şey var mı? Biri Keşan Spor adını taşıyor. Bu tabii çok daha bir şey. Ama öteki de onun tamamlayıcısı olmalı. Bunlar birbirlerine futbolcu alıp vermekte hiçbir zaman imtina etmemeliler. Birbirlerine yardımcı olmalılar. Ve ikisi de her Keşan Spor'a için çalışıyorlarsa bunu düşünmeli. İyi niyetli olmalılar. İyi niyetle Keşan Spor'una kalkınmaları bulmaları lazım. Kalkınmasında bulmaları lazım. Kendilerini bu şekilde öneriyorum. Sayın Başkanım, bir de ben şunu sormak istiyorum. Şimdi benim kendi gözlemlerimle şunu son yıllarda maalesef bakıyoruz işte eski kulüp başkanlarıyla veya yöneticilik yapan insanlarla pek
bir diyalog sağlanmıyor. Yönetimlerin hataları bu, yani son yıllara sirayet eden bir şey değil ama burada da bir yanlış olduğu izlenimi kapılıyorum. Kamuoyunda da böyle bir görüş var. Çünkü bu kulübe hizmet eden insanlar bir araya gelerek nelerin yapılabileceğini daha iyi oturup konuşmalılar. Ama yönetimler maalesef eski yönetimleri gidip bir fikir sahibi olmuyorlar. Eski yöneticileri ziyaret etmiyorlar, onları onore etmiyorlar. Mesela bütün eski yöneticilerin, başkanların bir araya katılacağı bir toplantı gerçekleşse siz bunu nasıl değerlendirirsiniz Sayın Başkanım? Keşan Spor'un bugünlerden kurtulabilmesi için. Muhakkak ki yani iyi olur. Hepsinin ayrı ayrı fikirleri vardır. Hepsi bu spor Keşan için mücadele etmiş insanlar. Özleri de bulunmuş kişiler. Maddi manevi her türlü desteklerini yapmış kişiler. Bunların da kendilerine göre bir fikirleri vardır. Bunlardan faydalanmak da tabii ki şimdi yönetici arkadaşlarım da düşüyor. Ama maalesef böyle bir şeyle bugüne kadar karşılaşmadık. Bırakın böyle karşılaşmayı. Evet. Aldığım duyumlar eski bir başkan olarak kulüp üyeliğinden silindiğini bile söylüyorlar. Tabii onun üzerinde durmuyorum. Böyle bir şeyim de yok. Ama büyük yanlışlar yapıldığının farkındayım. Onun için oturup seçilecek arkadaşların, seçilmiş arkadaşların bu türlü bir öneri getirirlerse memnuniyetle katılmakta ve fikirlerini söylemekte, yardımcı olmakta yarar bulurum. Sayın Başkanım, eski Keşan Spor Kulübü Başkanı olarak Keşan Sporları, Keşan Spor yönetimine bir mesajınız son olarak neler olacaktır? Bundan sonra Keşan Spor ne yapmalı sizce? Bundan sonra yapılacak olan, dediğim gibi önce Keşan Spor'a seçilmiş yöneticilerin önce bir güven ortamı sağlamaları, halkın üzerinde güven ortamı sağlamaları, ondan sonra iyi bir teknik kadro ve yönetimde bu işi götürerek kendi içinden yetiştireceği, şehrin içerisinden yetiştireceği futbolcularla bu işi biraz daha ekonomik yönde sarf ederek başarı sağlamaları. Başarı gelirse insanlar futbol sahasına inerler ve yardımcı olmaya çalışırlar. Hatta bir bunu da şunu da şey yapayım. Keşan'da yalnız iş adamları hiçbir zaman kulüplere yardımcı olmuyorlar. Ben niye çekimser olduklarını da bir türlü anlayamıyorum aslında. Bu verdikleri ekonomik yardımlarla vergilerinden pekala düşebilirler. Düşüyor. Bunu niye yapmıyorlar, niçin yapmıyorlar? Onu da çok merak ediyorum. Bu şundan olabilir mi Sayın Başkanım? Sözünüzü kestim ama. Kamuoyuna yansıyan bu tür tartışmalar, yöneticiler arasındaki tartışmalar, işte güvenliğinin yitirilmesi de buna neden olabilir mi sizce? O da büyük etken tabii ki ama yalnız yani ondan önceki olan şeylerde de duyumlarım, bildiklerim de var. Evet. Bu yardımları alamıyorlar. Yani o dediğim gibi bazı iş adamlarından alamıyorlar yani. Ama o da büyük etken tabii. Bundan sonra o şimdi bir sebep olarak gösterilebilir ama daha önce de bizim de karşılaştığımız şeyler vardı. O yardımları alamadıklarını tahmin ediyorum. Bir de Sayın Kavaklı şunu sormak istiyorum. Acaba bu sponsorluk konusunu Keşan Spor iyi bir şekilde deklare edemiyor mu? İş adamlarını anlatamıyor mu? Böyle bir çalışma eksikliği de var mı sizce? Çünkü sponsorluk dediğiniz gibi vergiden düşüyor ama yıllardan beri Keşan'da bir sponsorluk olayını maalesef gerçekleştiremedik. Sadece Sayın Tolga Mercan'ın bir katkısı var. Malzeme konusunda gerçekten Tolga Mercan elinden gelen desteği sağlıyor. Ama onun dışında çok böyle katkıları göremiyoruz. Bu da acaba etken midir? Yani kulüp bunu daha iyi bir şekilde anlatsa acaba bu yerine gelir mi Sayın Başkan? Muhakkak ki bu seçilen yönetici arkadaşlarımızın bu iş adamlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olması lazım. Gidip onları ziyaret etmeleri lazım. Ve kendileriyle iyi ilişkiler içerisinde olurlarsa biz ziyaret tahmin ediyorum. Bu yardımı göreceklerini tahmin ediyorum yani yapacaklarını. Ve bu arada tabii Tolga Mercan'a bir Keşanlı olarak, bir Keşan spor sever olarak teşekkür etmemek elde değil. Ama bu sadece bir Tolga Mercan'la olmaz. Yani bu evet. Tolga Mercan'ları çoğaltmamız gerekiyor. Yani bu da yöneticilerin elinde, seçilen yönetici arkadaşların elinde. Sayın Başkanım, bir de Sayın Çelik'in son kongreden sonra şöyle bir açıklaması oldu. Biz dedi kongreye geldik ama kongrede çok büyük ilgi yoktu, aday yoktu. Biz kulübe sahip çıkmak için tekrar aday olduk. Yani bir anlamda kimse çıkmadığı için tekrar biz aday olduk. Zoraki bir aday olarak kendilerini lanse ettiler. Yani kulübe kimse sahip çıkmadığı için.
Acaba niçin kulübe veya işte derneklere üye olan insanlar gidip görevlerini yapmazlar Sayın Başkanım? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani Keşan Spor Kongresi'nin son dönemlerde ne şekilde yapıldığını gerçekten kamuoyu herkes biliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? Biraz önce yine bahsettiğim gibi o güven duygusundan dolayı insanlar elini ayağını çekmeye başladılar. Yani bunu yaratan da kendileri. Bu şey kendilerin sebebi. Onlar önce kendilerinde arayacaklar bu sebebi. Evet. Başka bir şey düşünemiyorum. Ve bu kişiler toplantılara geldikleri zaman ilk önce önlerine hemen bir yardım şeyi konulmamalı. Yardım makbuzu konulmamalı. Onların daha önce fikirlerinden faydalanmalı. Bilahare onlar zaten yardımlarını yapacaklardır. Bunu ama en büyük şey o güvensizlik olayı. Sayın Kavak Bey teşekkür ediyorum. Son mesajınızı da kısaca bir taraftarlarımıza, Keşan Spor Camiası'na söylemek istedikleriniz nelerdir efendim? Buyurun. Ben her halükarda yine de büyük bu kadar kaosun içerisinde ellerini taşın altına sokan o yönetici arkadaşlara yine teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda her şey iyi olacaktır. Peki son dedik ama Tevfik Kavaklı bundan sonra Keşan Spor'da bir görev addedilirse ne düşünüyor Sayın Başkan? Bu konudaki bütün başkanlarımıza da bunu soruyoruz. Tevfik Kavaklı bu konuda ne diyecek? Şimdi şey olarak bir yerde artık bir yaş grubu olarak aynı heyecanı ve aynı özveriyi göstereceğimi zannetmiyorum. Ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü büyük bir özveri isteyen bir şey. Zamanınızdan, işinizden, ailenizden her türlü şeyi keserek orada çalışmanız gerekiyor. Çünkü çok özveri gerektiren bir şey. Yani sadece isim olarak bulunmak istemem orada. Onun için ama elimden geldiğince o seçilecek arkadaşlara yardımcı olmaya çalışırım. Yani koşarım, koştururum onlarla beraber. Teşekkürler Sayın Kavaklı. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.